Dostlarım selamlar. Bu hafta eşsiz mutfağı, inanılmaz tarihi, birbirinden ilginç bilgileriyle, piramitleriyle, ilginçlikleriyle, farklı noktalarıyla sizleri Meksika'ya davet ediyorum. Yolculuğumuza başlamadan sizlerden minik bir ricam var. Kanalıma abone olursanız, destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Daha fazla vaktinizi almıyorum. Hadi gelin Meksika yolculuğumuz başlasın. Meksika resmi adıyla Birleşik Meksika Devletleri, Kuzey Amerika'nın güney yarısında yer alan federal cumhuriyettir. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri, güney ve batıda Büyük Okyanusu, güneydoğuda Guatemala, Belize ve Karayip Denizi, doğudaysa Meksika Körfezi ile komşudur. 1.972.550 km² yüz ölçümü ile Amerika kıtasındaki 6. dünyada ise 13. en büyük bağımsız ülke konumundadır. 132.162.532 kişilik nüfusa sahip Meksika, nüfus bakımından dünyanın 10. büyük ülkesidir. Federal seviyede resmi bir dil olmasa da ülkede en çok konuşulan dil İspanyolcadır. Ülke 31 eyalet ve aynı zamanda ülkenin başkenti ve nüfus bakımından en büyük şehri olan federal bölge statüsündeki Mexico City olmak üzere 32 birinci seviye idari bölümden meydana gelir. Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana ve León ülkedeki diğer metropoliten alanlardır. Kolomb öncesi Meksika, Olmek, Toltek, Teotihuacan, Zapotek, Maya ve Aztek başta olmak üzere çeşitli gelişmiş Mezoamerikan uygarlıklara ev sahipliği yapmaktaydı. 1519'da İspanyol İmparatorluğu'nun yeni İspanya adıyla hüküm sürmeye başladığı Tenochtitlan'daki merkezden başlayarak bölgeyi fethetme ve kolonileştirme faaliyetleri 1521'de tamamlandı. 300 yıl kadar İspanyol kolonisi olan bölge 1821'de koloninin zaferiyle sonuçlanan Meksika Bağımsızlık Savaşı sonrasında Meksika adıyla bağımsızlığını ilan etti. Meksika dünyanın en büyük piramidine de ev sahipliği yapıyor. Meksika Federal Eyaleti Puebla'daki Cholula Piramidi dünyanın en büyük piramidi. 66 metre yüksekliğe, 400 metre tabana ve toplam 4,5 milyon metreküp hacme sahip olan piramit, Giza piramidinden önemli ölçüde daha büyük. Meksika'da 69 farklı dil konuşuluyor. Bu Meksika'yı dünyadaki en zengin dil çeşitliliğine sahip ülkelerden biri haline getiriyor. İspanyolca'ya ek olarak Nahuatl dilini de içeren 68 yerli dil var. Mexico City dünyanın en fazla müzeye sahip ikinci şehri. 170'ten fazla müzeye ev sahipliği yapan şehir Londra'nın ardından ikinci sırada. Meksika dünyada en fazla taksinin bulunduğu ülke. Ayrıca taksi ücretleri de diğer ülkelere göre daha uygun. Dünya Turizm Örgütü raporlarına göre Meksika en çok uluslararası ziyaretçi ağırlayan Latin Amerika ülkesi olup dünya çapında 10. sırada yer alıyor. 65 milyon yıl önce dinozorları yok eden göktaşı Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarptı. Geride 180 metrekarelik, derinliği 600 metreyi aşan bir krater kaldı. Devlet petrol şirketi Pemex'in çalışanları krateri 1981 yılında bir petrol kuyusu açarken keşfettiler. Guillermo González Camarena renkli televizyonun mucidi ve Meksika'nın Guadalajara şehrinde doğmuştur. Meksika mutfağı resmi olarak dünya kültür mirasıdır. Taco, enchilillas ve tabii ki picante. Geleneksel Meksika mutfağı çeşitliliği açısından benzersiz ve ulusal sınırların çok ötesinde takdir edilen lezzetler. Mexico City bir göl üzerine kurulmuş ve şehir her yıl yaklaşık 12 santim batıyor. Şehrin altyapısı, su temini ve eşsiz mimarisi gerçek tehlike altında. Meksika ismi nereden geliyor net bir görüş halen yok. Bazıları ismin savaş tanrısının yaşadığı yer anlamına geldiğini söylüyor ki savaş tanrısının adı Mexi. Bazıları ise bunun ayın göbeğinde anlamını geldiğini belirtiyor. Meksika bayrağının ortasına yakından baktığınızda dikenli armutun dalına tünemiş, ağzında yılan olan bir kartal göreceksiniz. Efsaneye göre Aztekler döneminde güneş tanrısından gelen vahiye göre kartalın ağzındaki yılanın görüleceği anın yaşanacağı bir yer olduğu aktarılmış.
İşte o yer yaşamaları gereken yer olarak seçilmeliymiş. Tam olarak günümüzde Meksiko City'nin yer aldığı topraklar bu efsanenin gerçekleştiği yer olarak kabul ediliyor ve bayrakta da bu anın bir temsilini görebiliriz. Çikolata, mısır ve kırmızı biber Meksika sayesinde dünyaya açıldı. Her biri için gönülden teşekkürler. Meksika'daki en etkileyici yapılar iki döneme ayrılmaktadır. Muhteşem Maya piramitleri dünyanın harikalarından biri olarak kabul edilir. Gök cisimlerine ve gün doğumu ve gün batımı yönlerine göre inşa edilmişlerdir. İkinci en etkileyici grupsa kolonyal yapıyı en iyi şekilde sergileyen Meksiko City'nin merkezindeki Ulusal Saray da dahil olmak üzere İspanyol dönemine ait binalardır. Tekila Meksika'nın resmi içeceğidir. Bunu hazırlamak için dikenli agave bitkileri damıtılır. Tekila üretiminin tamamı Meksiko'nun Jalisco bölgesinde yoğunlaşmıştır. Futbol en popüler spordur. Meksika takımı önemli turnuvaları kazanacak kadar iyi olmasa da genellikle Dünya Kupası finallerine katılmayı başarıyor. Ressam Frida Kahlo'nun Meksiko City'deki evi olan Mavi Ev, sanatsever olmayanlar için ilgi çekici ve merak uyandırıcı. İçinde Kahlo'nun çok fazla tablosu yok ama fotoğrafları, hayatına dair belgeler ve özellikle ressamın özel hayatına dair büyüleyici bir müze var. Gringo kelimesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet edenlere ve temel olarak Meksika'da doğmamış herhangi bir yabancıya verilen takma attır. Aztekler, dünya tarihinde bilinen en eski futbola benzeyen top oyununu lastik top kullanarak oynadılar. Tlaçli denilen bu sporda kalçalarınızı, ön kollarınızı veya bir sopayı kullanarak yaklaşık 4 kilo ağırlığında sert bir lastik topu taştan bir çemberin içinde geçirmeye çalışıyorsunuz. Oyun o kadar ciddiye alınıyormuş ki büyük maçlarda kaybeden takım ölümle cezalandırılırken günümüzde Sinaloa eyaletinde maçlar sembolik olarak tekrar yapılıyor. İspanyol kaşif Hernán Cortés 1519'da Meksika bölgesine vardığında Aztekler onun eve dönen tanrı Quetzalcoatl olduğuna inanıyorlardı. Ona tanrıların içeceği olan sıcak ve sıvı çikolatayı ikram ettiler. İspanya Kralı 5. Charles tarafından kurulan Meksika Ulusal Üniversitesi 1551 yılında öğretim hayatına başladı. Bu gerçekte üniversiteyi Amerika'nın en eski üniversitesi yapıyor. El Rosario bölgesinde harika kral kelebeklerini en iyi ve en rahat şekilde görebilirsiniz. Bölge Michoacán dağlarında yer almakta. Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sınır dünyanın ikinci en uzun sınırı ancak Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki sınır daha uzun. Chichen Itza dünyanın 7 harikasından biri. Tarihi milattan sonra 8 ve 10. yüzyıllar arasına kadar uzanıyor ve yılda 2.6 milyondan daha fazla turist ziyaret ediyor. Meksika dünyanın ikinci en büyük Katolik nüfusuna sahip ülke. Yalnızca Brezilya'da bu rakam daha fazla ve Meksika'da toplam 90 milyondan fazla Katolik var. Meksika boks branşında diğer tüm ülkelerden daha fazla olimpiyat altın madalyası kazandı. Ülke bokstaki ilk altın madalyasını 1968 yılında kazanırken o zamandan beri bu alanda bir numara olmayı sürdürüyor. Yılanlar genellikle Meksika sakinlerinin antik mitolojisinde görülür. Binalarda, eski resimlerde ve sanat eserlerinde bulunurlar. En küçük köpek türü olarak kabul edilen Chihuahua ismini Kuzey Amerika'daki Chihuahua eyaletinden alıyor. Meksika aynı zamanda dünyanın en küçük yanardağı olan Quetzalcoatl'e de ev sahipliği yapıyor. Bu yanardağ Puebla şehrinin hemen dışında yer alıyor ve 12 metre yüksekliğinde ancak küçük bir tepe gibi şirin bir yerde duruyor. Yucatán bölgesinin adı bir yanlış anlaşılmayla bulundu. İspanyol işgalciler bölgeye gelip yerleri yarım adanın adını sorduklarında yerlerin Manaticatán cevabını duymuşlardır. Bu cümle seni anlamıyorum anlamına gelmektedir fakat Yucatán kelimesine dönüşerek bölgenin adı olmuştur. Meksika en az 1041 kuş türüne, 439 memeli türüne, 989 sürüngen ve amfibi türüne ve yaklaşık 27.000 bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Meksika vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı uyruklu nüfusunun en büyük kısmını oluşturduğu bir sır değil. Ancak ilginç bir bilgi daha gelsin. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ise Meksika'daki en büyük göçmen grubunu oluşturuyor. 2010 nüfus sayımına göre Meksika'da 750 binden fazla Amerikan vatandaşı yaşıyor.
25 yaşındaki Meksikalı kimyager Luis Ernesto Miramontes Cardenas, 1951 yılında ilk doğum kontrol haplarının ana bileşenini oluşturarak noradrenalinin ilk sentezini gerçekleştirdi. Ülkede yaşanan sıkıntılı durumlar ve suçları engellemek amacıyla Mexico City'de kadınlara özel otobüsler ve metroda kadınlara özel bölümler bulunuyor. Meksika'da tamı tamına 59 mısır çeşidi bulunmakta. Bu durum hiç şaşırtıcı olmasa gerek. Sezar salatası, İtalyan-Amerikalı restoran işletmecisi Cesar Cardini tarafından 1924 yılında Meksika'nın Tijuana kentinde icat edildi. Altın kartal, Meksika'nın ulusal kuşudur. Görkemli altın kartal, Amerika kıtasının her yerinde ve hatta Kanada'ya kadar süzülüyor. Ancak sınırın güneyinde ve bu görkemli kuşun özel bir önemi var ve hatta ülkenin bayrağında da yer alıyor. Sömürge hükümeti Meksika'da çıkarılan gümüşü kullanarak geçmişte bu gümüş paralardan milyonlarcasını bastı. İspanya, Karayipler ve Güneydoğu Asya'da kullanıldılar. Aslında İspanyol doları olarak da bilinen bu gümüş paralar korsan hikayelerinde duyduğunuz meşhur Pieces of Eight yani 8'in parçasıdır. Çünkü bu paralar Meksika'nın para birimi olan 8 real değerindeydi. Volkan tavşanı ya da lokal adıyla Teporingo, Meksika'nın volkanik dağlarının çevresinde bulunan süper sevimli bir tavşan. En sevdiğim maddelerden biri var sırada. Ülkedeki tüm plajlar turistlere ve vatandaşlara ücretsiz şekilde açık. Plajların kontrolünün tamamı devlete ait. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri topraklarının önemli bir kısmı da Meksika'ya aitti. 1846-1848 Meksika-Amerika Savaşı sonrasında Meksika Nevada'dan, Utah'tan, Arizona'nın neredeyse tamamından, Colorado'nun kabaca dörtte birinden, New Mexico'nun yarısından ve Wyoming'in önemli bir kısmından çekilmiş. Daha da önemlisi Texas da Meksika'nındı. Eskiden Meksika'nın Coahuila ve Texas eyaleti olan Texas, 1836'daki devrimin ardından bağımsızlığını ilan etti ve 1845'te Amerika Birleşik Devletleri eyaleti olarak kabul edildi. Meksika'da diğer ülkelerden daha fazla yanardağ var. Tam 200 volkan. Bu rakam Hawaii eyaletinden veya başka herhangi bir ülkeden daha fazla. Sadece 48 tanesi aktif. Chiapas eyaleti 5 büyük ve 30 küçük zirvesiyle Meksika'da en fazla yanardağ bulunan eyalet. Meksika'nın ulusal köpeği Cholo Itzuntli'dir. Meksika tüysüz köpeği olarak da bilinen bu köpek Meksika'ya özgüdür. Bu köpeğin adı Aztek şimşek ve ölüm tanrısı Lotl'dan ve Aztek'teki köpek anlamına gelen Itzcuintli kelimesinden gelir. Meksika dünyanın en büyük ikinci mercan kayalığı sistemine sahiptir. Mezoamerikan resifi dünyanın en büyük ikinci mercan resifidir. Cancun'dan başlayıp Guatemala ve Belize'ye kadar uzanan 600 mil uzunluğundadır. Meksika'da 60'tan fazla piramit vardır. Bu sayı Mısır'ın neredeyse iki katıdır. Piramitler Aztekler ve Mayalar tarafından inşa edilmiştir. İnsanlar en az 22 bin yıldır Meksika'da yaşıyor. Mexico City yakınlarındaki Tlapacayo arkeolojik alanı 22 bin yıldan daha eski insanlara ait kalıntılara sahip. Mexico City dünyanın en büyük ikinci metro sistemine sahiptir. Listede Tokyo birinci, Mexico City ise ikinci. Metro sistemi 142 kilometre uzunluğunda ve 182 istasyondan oluşuyor. Meksika'nın bazı gölleri pembedir. Pembe göller Las Coloradas, Yucatan yarımadasındadır. Göller, kırmızı alkler, plankton ve tuzlu su karidesi nedeniyle pembe renktedirler. Meksika'da 7 farklı iklim bölgesi vardır. Farklı bölgeler bulut ormanlarından göllere, lagünlere, şelalelere, çöllere ve mercan resiflerine kadar çok çeşitli ekosistemler oluşturur. Barranca del Cobre veya Bakır Kanyonu, Kuzeybatı Meksika çölünde dünyanın ikinci büyük kanyonuna sahip bir bölgedir. Mutlu Gezegen Endeksine göre Meksikalılar, Costa Ricalılardan sonra dünyanın en mutlu ikinci halkı. Dia de Muertos'un veya Ölüler Günü'nün kökenleri Azteklerin yeraltı dünyasının kraliçe tanrıça Miçetuatl'ın kutlamalarına kadar uzanır. Kostümler ve yüz boyamanın yanı sıra Mexico City'deki Meksika'nın geri kalanındaki Ölüler Günü Amerika'daki Cadılar Bayramı ile aynı şey değildir. Ölüler Günü ruhları her yıl sadece birkaç saatliğine dünya tarafına dönen vefat etmiş sevdiklerimizle yeniden bir araya gelinmesi ve parti yapmakla ilgili olan bir Aztek geleneğidir. Meksika'da Mexico City'de yer alan ve Meksika ordusu tarafından işletilen sadece bir adet silah mağazası bulunmaktadır. Hey, hey,
dostum. İzlediğin için teşekkürler, abone ol, destek ol. Bu bize yeter, güzel öneriler için daima takipte kal. Haftaya görüşene kadar hoşça kal. Burası YouTube, Semih Topu, destekleri daha her zaman bekliyoruz.